Başlıyorum. Evet Ayrullah, milli takım kampı geride bıraktın. Nasıl geçti kendi adına? Öncelikle çok yorucuydu. Yani gerçekten yorucu bir yolculuk yaptık. Yani şampiyon olamadık, onun üzüntüsü var. Keşke bir şampiyonluk yaşasaydık orada. Ama olmadı, kısmetimizde yokmuş. İnşallah bundan sonraki turnuvalarda. Ama kendi adıma gerçekten çok iyi geçti, oynadım. 120 dakika boyunca maç 2-2 bitti. Penaltılarda da yine penaltı kurtardım. Tane. Ama bizim takım biraz yorgun olduğu için penaltı atınca bayağı hani atarken sıkıntı yaşadık. Olmadı. Kısmetimiz yokmuş. İnşallah bir dahaki turnuvalarda şampiyonluk yaşayıp Adana Spor'a böyle onurla dönmek istiyorum yani. Peki Adana Spor'dan senin dışında iki futbolcu da Emre ve Hakan milli takıma gittiler. Hani nasıl değerlendirirsin bir PTT birincilikten hem de Adanalı olup da milli takıma? Yani Hakan Adanalı değil ama hani o da bizim kardeşimiz, genç kardeşimiz. Uğur Adanalı evet. Ama hani Adana Spor'dan milli takıma futbolcu gidip ve orada oynuyoruz artık hani çok şükür. Artık Adana Spor'u taşıyoruz yani milli takımda. Allah şükürler olsun gerçekten hani onur verici bir şey. Geçen çok güzel bir duygu yani o yıldızlı formaya giymek gerçekten çok müthiş bir duygu. İnşallah diğer genç arkadaşlarımız da bir gün yaşarlar, oynarlar. Onlara da çok seviniyorum, onlara çok mutlu oluyorum. Uğur'un maçını da izledik. Gerçekten güzel, müthiş bir performans sergiledi maç içinde. İlk grup maçı olmasına rağmen, bundan önce hazırlık kamplarıydı onun adına. Çok rahattı, çok soğukkanlıydı. Aynı kez Sabit Hakan izleyemedik ama Sabit Hakan da iyiymiş. İnşallah bundan sonraki milli takım düzenindeki maçlar da onların adına çok iyi geçer. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Hani herkesin gitmesini istiyorum. Bizim Adana Spor'dan, Adana'dan gerçekten çok daha iyi futbolcular da yetişeceğine inanıyorum. Kaleci olsun, oyuncular olsun gerçekten yetenek anlamında Adana olarak iyiyiz. İnşallah bundan sonra daha iyi yani futbolcu verip, daha çok futbolcu verip Adana'yı orada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Peki gözler yeniden lige çevrildi. Rakip Denizli Spor. Neler söylersin? Öncelikle şu an inanılmaz zor ve sıkıntılı bir dönem geçirdik. Milli takım arasını çok iyi geçirdik çalışma düzeyinde. Moral olarak evet ilk başta biraz sıkıntılar vardı ama şu an moral olarak iyiyiz yani takım olarak gözlemlediğimiz. İtmanlar içi olsun, itman dışı olsun yani gerçekten keyfimiz yerinde. İşte inşallah bu hafta 3 puana tanışıp hem Adana'ya kendimizi Göztepe maçında oynadığımız kötü performanstan ötürü kendimizi affettirip hem de 3 puana tanışıp bir nefes almak istiyoruz. Çünkü çok sıkıntılı dönemden geçiyoruz. Gol atamadık henüz. İnşallah bu hafta bol gollü ve güzel bir galibiyet alırız. Takım arkadaşlarıma gerçekten inanıyorum. Güveniyorum yani. Allah'ınıza inşallah bu haftayı alnımızın akıyla çıkacağız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Galibiyet almak istiyoruz. Çünkü çok ihtiyacımız var bu galibiyete. İnşallah Allah nasip kısmet ederse bu maçı 3 puanla kapatacağız diye inanıyorum yani.